Girme arkadaşlar, girme, gel. Bu soldaki duvar kenarına mı gitsek? Burada iş makinesi çalışıyor. Yavrumuz var, küçük 2 yaşın. Sen içip çabuk. Alandan bilgi toplamak. En büyük bilginin bu noktadan olduğunu biliyoruz. Bu noktadan itibaren de arama kurtarma timlerinde çalışmamız. İlk aşamada Mansurlu Mahallesi, Bayraklı, Danava bu bölgenin yoğun bir yıkım olduğu, 17 binanın ağır hasarlı olduğu bilgileri geldi. Bu bilgilerin ışığında arama kurtarma timlerimiz buraya yönlendirildi. Bununla birlikte biz alanda geniş bir çalışmaya başladık. 8 tane deprem konteynerimiz, 10 tane aksaracımız ve bunun yanında yangın arazözlerimizle birlikte burada çalıştık. Çalıştık. Bu bölgede özellikle Seferihisar'da denize yükselmesiyle birlikte tsunami gerçekleşti. O bölgede de yoğun bir ihtiyaç hastalığı. Oraya da dalga çekimlerimizle, bot ekiplerimizi yönlendirdik. Aynı zamanda su çekme ekiplerimizi de yönlendirdik. Ve hızlı bir şekilde de aynı zamanda çadır koordinasyonunu sağlamaya ve halkın barınma hizmetlerini yürütme işlemlerini de yürütmeye Güzel İzmir'imizin başı sağ olsun. Şu anda bir anne, kızı ve oğlu 3 cenazemizin namazını kılacağız. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Her türlü afetten bizleri muhafaza eylesin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhi için el Fatiha. Hatun kişinin niyetine. Selamünaleyküm. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kafi ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için, bilhassa huzuruna gönderdiğimiz Burcu kulunun, Dila kulunun ve kabul eyle Allah'ım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Doğru yapıyoruz. Protokolden rica ediyoruz. Böyle duralım. En duvar dibine gidiyoruz. En duvar dibine. Bir kavşağa hangi yolu
Buradan izliyoruz. Kaç kilometre süratle gidiyor? Plakasını okuyoruz, sesini zıkma değil mi? Ya inanılmaz bir teknoloji. Bu. Deprem gerçeğini madem biliyoruz, karşılaşacağımızı da biliyoruz. Bunun önlemlerinin ivedilikle alınmasıdır. Türkiye genelinde, sadece İzmir'de, sadece İstanbul'da, sadece Kocaeli'nde değil, nerede deprem kuşağı varsa gerekli önlemlerin alınması lazım. Şimdi iyisiniz maşallah. Benim de çıktı. Neyse düzelir o zaman. Doktorlar sağ olsunlar, ellerinden geleni yaparlar. Önemli olan can güvenliğiydi. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Ne kadar kaldı? 14 saat kaldı. 14 saat kaldı. Sabah karşı çıkardık. 10 yaşında yeğeniniz ve kayınpederiniz hala içeride. Hayırlı haberiniz olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ayakta bir adam var. Kırık var öyle. Kıraş sendromu gibi. CK-CK'nın bedeli yüksekti. Onları takip ediyoruz. Sıvı tedavisi veriyoruz. Abrasyonları var, sıyrıkları var, sırtında var. Onlar iyi, bir sıkıntı yok. Sol bacaktaki yani stabil bir kırığı var. Apel yapıldı. Takip ediyoruz. Atla var mı yoksa üstüne bir şey mi düştü? Ben 8 yaşındaki bir çocuğa ders veriyordum. Evet. Onunla birlikte merdiven boşluğuna düştük ve tam böyle merdivenlerdeydik. Bütün hepsi üzerimize düştü. Yani bütün binanın ağırlığı üzerimizde. Evet. Biz zeminde kaldık. Yani bütün binanın ağırlığı üzerimizde, bir ara kurtarmaya çalıştılar, onu hatırlıyorum. O arada bizi kurtarmaya çalışırlarken bina çöküyor diye bir daha bir sessizlik oldu ve bizim nefesimiz bitmeye evet. başladı. Sonra bir daha sesler yaklaştı. Bir yarım saat sonra o arada nasıl kurtulduk bilmiyorum, mezardan çıktık. Tek hatırladığım bu. Yine de erken gelen. Evet. Bilgiler Hanım sağ ol, hani o bizim dün ilk gelen ne kadar sürdünüz? Ne kadar kaldınız? Yaklaşık bir buçuk saat diye biliyorum. Eğer yani daha fazla kalamazdık evet. zaten orada hiç evet. alanımız yoktu. Öğrenciniz? Evet, çocuk öldü. Ağzından çocuklar geldi. Ve sırtına vurup nasıl onu bir anda kendine getirdim bilmiyorum. Aynen, sadece el eleydi. Evet, evet. Birbirini, o bana elini uzatıyordu, ben onun elini yapıyordum. Ben ona elini uzatıyordum, o benim elimi öpüyordu. Tek hatırladığım bu. Yani birbirimizin yüzünü asla göremiyorduk. Evet. Bu şekilde anlıyorduk. Sonra ne oldu? Kurtarmaya geldiklerinde yanlış taraftan aramaya başladılar ve biz daha da çökmeye başladık. Daha evet. da kafalarımız kumun altında kalmaya başladı çocukla. O arada çocuğun kafası tamamen kum içinde kaldı, fark etmedim. Önceden kolu kalkıyordu, sonra kolu düştü. Kıvanç deyip nasıl bağırdım hatırlamıyorum. Hızlı bir şekilde vurdum, köpükler gelmeye başladı, öksürdü. Evet, resmen oradan hayata döndü. Evet, evet. Geçmiş olsun efendim. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi özel ders veriyordu. Evet. Evlere para kazanayım diye. Gitme kızım olsun, dedim. Ben de hemşireyim. Olsun ama yani. Gitme çocuğum dedim. Nereden geleceğiz de zaman olacak. Eline gideceğim anne de. Evet. Çok tatlı çocuk anne. Evet. Görsen bayılırsın dedi. Evet. Evet. Çocuk da duymuş buna şey. Sen evet. benim annemsin artık. Evet. Sen benim annem oldun. Evet. Sen beni kurtardın. Evet. O kadar tatlı geçmiş bir şey ki. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Geçmiş sağ olun, var olun. Sürekli 112 ile temas halinde telefonumuzu almıştık. Bunları yönlendirerek 3,5 saatte enkazdan çıkardılar bizi. Geçmiş olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. İnşallah kısa süre içinde sağlığınıza kavuşuruz. Sürekli bir fark açısı burada. Nasıl, değil misiniz efendim? Geçmiş olsun. Gördüm Simge ile Sima'yı. Seni çok öpüyorlar. Kızları da bizde. Öyle onlar, mi? Evet, başka bir klinikteki de. Evet. Annelerim tabii onları çok merak ediyordu. Evet. Onları da gittim gördüm. Neyse Allah kurtar. Hepsi iyiler. Geçmiş olsun efendim. İnşallah kısa süre içinde taburcu olacak, öyle görürüz. Evet. Hepsi, evet. Hepsini taburcu edeceğiz. Bizim dileğimiz o. Kendi çabamızla Allah kurtardı. Orada bir yer açıldı. Annemle evet. ikimiz çıktı. Eşim de yan taraftan sürünerek çıktı.
çıkabildik oradan. Evet. Çok kalmadık. Kendiniz çıktınız. Kendimiz çıktık. Kendim. Birileri de yardımcı oldu. Evet, tabii. Sağ olsun. Evet. Olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Gerçekten yürekler teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Çekiyorum efendim. Teşekkür ederim. Size yürekten teşekkür ediyorum. Sadece bu süreçle ilgili. Bütün pandemi sürecinde olağanüstü bir şey. Olağanüstü yani. Sadece CHP'liler değil. Herkes ama herkes size büyük saygı duyuyor. Gerçekten olağanüstü bir görev yapıyorsunuz. Size yürekten tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İnsanlar çıkmışan sana bu hale geldi. Burada kayıp olmadı. İleride solda o bahsettiğim şey. Abileriniz yardım ediyor, değil mi? Onların katkıları var sizin. Hepimiz. Şu anda biz onunla yardım ediyoruz. Beraber koyduğumuz gibi. Kapaklarla yürütüyoruz. Alt katı bir ve üstünde iki kat çökmüş durumda. Açın görünmüyor. Görünmüyor. Geçmiş olsun. Yalan. 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 Yalan